Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil murselin ve ala elihi ve sahbihi ecmain. Bu akşam tenkit konusunu ele alacağız inşallah. Tenkit aslında Fransızca bir kelime, yani eleştiri anlamına gelen bir yeme yaygın olarak burada şey yapılıyor. Eleştiri, eleştirme anlamında tenkit. Fakat bu eleştiri, yani Fransızca köken alan kritik kelimesinin Türkçe karşılığı. Aslında tenkit budur ama tenkit şu da var. Biraz da cerbezeyi içine katarak bir insanın olumsuz yönlerini toplayıp o insanı yani öldürmek, hatta onu koparmak, öldürmek anlamında da halk arasında böyle kullanılıyor. Yani bu, gerçi sözlüklerde yazmıyor bu mana. Bu manada tenkit denilince bu manada var. Tabi biz burada tenkiti gelen manasıyla eğer tenkit kelimesi Arapçadaki o kelimeden alarak hareket edersek, yani kritiğin bir manası olan doğrusunu yanlışını, efendime söyleyeyim, iyisini kötüsünü birbirinden ayırt etmek anlamına geliyor tenkit. Şimdi ben kelimenin manalarına girmeyeceğim ama bizim Türkçe'de kullanılan şey tenkit etmek, yani yaptığı işi beğenmemek. Bu böyle olmasaydı bu böyle olurdu, ya da böyle olurdu böyle yapılmasaydı gibi sözler söylemek. Tenkit kelimesi bu manada geliyor. Dolayısıyla yani birisini yaptığı işi beğenmeyip onun hakkında konuşmak tenkit. Şimdi bakıyoruz 21. lemada diyor ki bu Hizmet-i Kur'an'da bulunan kardeşlerinizi tenkit etmemek ve onların üstünde fazilet furuşluk nevinden kıpta damarını tahrik etmemek tarzı geçiyor. Yani bu ibare böyle geliyor. Tenkit etmemek, yani sen bu işi niye böyle yapıyorsun? Yaptığın iş yanlış. Veya işte böyle bu işi neden yapmıyorsun gibi karşıdakini eleştirmek. Yani eleştiri tabii iyi ya da kötü taraflarına böyle nazara vermek tarzında değil. Yani karşıdakini eleştirmek, karşıdakini hakikaten suçlu çıkartmak manasında hareket ediyoruz. Şimdi eğer hakikaten olumlu bir tenkit yapacaksa bir insan, rahmetli Bekir Berk abi öyle yapardı. Ben ondan görmüştüm bizatihi. 10 sene yanında kaldım. Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin avukatı Bekir Berk abi. Bir insanın kötü bir yanını söyleyecekse birkaç tane, en azından 3-4 tane iyi tarafını söyler. Ondan sonra da der ki bu işte bu iyi taraflarına uymuyor der. Oturmuyor yani. Senin iyi taraflarında önce seni şey yapar, yani nazara verir seni iyi taraflarını, ondan sonra bu kötü yan sana yakışmıyor, onu bırak, terk et der gibi böyle bir tarz ifade ederdi. Şimdi eğer bir insan ya, karşıdaki muhatabını eğer devamlı suçlar bir vaziyette konuşuyorsa, bu hakikaten acımasız bir tenkittir bu. İşte böyle kardeşlerinizi tenkit etmemek. Buradaki tabirin içerisinde Hizmet-i Kur'an'ı diyor. Kur'an hizmetinde bulunan kimler varsa, bu Kur'an hizmetinde tüm Müslümanlar bunun içine girer. Ve kardeşlerinizi diyor, Müslüman Müslümanın kardeşi olduğu için kardeş genel bir şeydir. Bunları tenkit etmemek. Ve onların üstünde fazilet furuşluk nevinden gıpta damarını tahrik etmemek. Bırak sen, yani karşıdakinin o kin ve adavet duygularını, rekabet duygularını tahrik etmek, gıpta damarını bile tahrik etmemek. Gıpta, biliyorsunuz, ben de onun gibi olsam, ben de onlar gibi yapsam gibi böyle insanın duygularını tahrik etmekten ileri geliyor. Ben kelimeler üzerinde fazla durmak istemiyorum. Tenkiti zaten sizler anlıyorsunuz. Fakat asla Kur'an hizmetinde kardeşlerimizi, Müslüman kardeşlerimizi tenkit etmemek gerekiyor. Bir defa İslamiyet bunu yasaklamış. Çünkü nasıl
İnsanın bir eli diğer eline rekabet etmez. Çok güzel bir metafor burada. Bir gözü gözü tenkit etmez. Yani bir gözü diğer gözünü tenkit eder mi? Sen sağa bakıyorsun, sola bak falan diye tenkit etmez. Dili kulağına itiraz etmez. Kalp ruhun ayıbını görmez. Belki birbirinin noksanını ikmal eder. Yani birisi noksandır, diğeri tamamlar onu. Kusurunu örter. İhtiyacına yardım eder. Kusurunu örter, ihtiyacına yardım eder. Vazifesine muamele eder. Gördüğü vazifeye yardımcı olur. Yoksa o vücudu insanı hayatı söner, ruhu kaçar, cismi de dağılır. Tabi burada insanın vücudundan bahsediyor. Yani hakikaten bir bedende bir el bir elle rekabete girerse, bir göz diğer gözü tenkit ederse, dili kulağına itiraz eder, kalbin ruhun ayıbını efendime söyleyeyim görür. Belki birbirinin noksanını ikmal etmez de birbirinin ayağının altına eğer sabun koymaya kalkarsa hakikaten o vücut, insan vücudu dağılır, hayatı söner, ruhu kaçar, cismi de yok olur gider. Şimdi hem nasıl ki bir fabrikanın çarkları, fabrikadan örnek bir defa insan şeyinden, bedeninden değil, birbiriyle rekabet kerane uğraşmaz. Yani fabrikanın o makinedeki çarklar rekabet kenarına uğraşsa bu defa fabrikanın dişleri birbirine girer. Birbirinin önüne takatüm edip tahakküm etmez. Yani ben çevireceğim bu makineyi deyip efendim diğerini atıl duruma getirmez. Birbirinin kusurunu görerek tenkit edip sahaya şevkini kırıp atalete uğratmaz. Yani çalışma gayretini yok etmez. Belki bütün istidatlarıyla birbirinin hareketini umumi maksada tevcih etmek için yardım ederler. O çarklar her birisi kendine verilen görev çerçevesinde döner ve umumi maksat denilen o makinenin çalışmasına yönelik faaliyette bulunurlar. Hakiki bir tesanüt, yani bir dayanışma, bir ittifakla, yani birlik beraberlik içinde daiye-i hilkatlerine yürürler, yapılış gayelerine yürürler. Eğer zerre miktar bir taarruz, bir tahakküm karışsa o fabrikayı karıştıracak, neticesiz akim bırakacak, fabrika sahibi de o fabrikayı bütün bütün kırıp dağıtacak. Yani buradan güzel netice çıkmıyor diye efendime söyleyeyim, fabrika sahibi de o fabrikayı kırıp dağıtacak. İşte ey Risale-i Nur şakirtleri, yani Risale-i Nur talebeleri ki Kur'an hizmetkarlarıdır ve Kur'an'ın hizmetkarları diğer Risale-i Nur'la değil de başka yönlerden Kur'an'a hizmet edenler. Sizler ve bizler öyle bir insanı kamil ismine layık bir şahs-ı manevinin azalarıyız. Ve hayat-ı ebediye içindeki saadet-i ebediye netice veren bir fabrikanın çarklar hükmündeyiz. Yani herkes, her cemaat, her topluluk Kur'an-ı Kerim'e hizmet ediyorsa kendi o çarkları içerisinde hizmet ediyor. Ama ebedi hayat içindeki ebedi saadetin sonuç veren bir fabrikanın çatları hükmündeyiz. Ve sahili selamet olan Darüsselam'a ümmet-i Muhammediye'yi çıkaran bir sefine-i Rabbaniye'de çalışan adam ederiz. Rabbani bir gemide hakikaten bütün ümmet-i Muhammediye'yi Darüsselam'a, selam diyarına, yani cennete, sahili selamete, selamet sahiline çıkaran hademeleriz. Kazanmakla tesanüt ve itaat-ı hakikiye muhtacız ve mecburuz. Evet, şimdi İhlas sayesinde böyle geçiyor. Fakat diyor ki ya işte ben falan kesi gördüm, hareketleriyle şununla bununla zarar veriyor, bilmem ne yapıyor. Yani şimdi mesela bir ayeti kerime okuyacağım bundan sonra sizlere. Yani düşünün, bazı kardeşlerimiz, yani Müslüman kardeşlerimiz bazı hareketleriyle zarar veriyor deyip onları tenkit etmeye başlıyoruz. Yani onları öldürmeye gayret ediyoruz. Sosyal hayattan yani tamamen yok etmeye gayret ediyoruz. Gayret edenler var. Daha doğrusu ediyoruz derken elhamdülillah benim öyle bir gayretim olmadı. Binlerce hamdü senalar olsun bu noktada. Fakat böyle gayret içinde olanlar var. Birine bir şeyden dolayı
efendim bu dine zarar veriyor, bu işte efendim şeye, her şeye zarar veriyor diye hücum ediyorlar. Bunu sosyal medyada çok görüyoruz. Şu ayeti kerimeye dikkat edin. Bu okçular tepesindeki okçular için nazil olmuş. Zümer suresinin 18. ayeti. Buraya bir dikkatle bir bakalım. Affedersiniz. Ali İmran suresinin 159. ayetinde Okçular Tepesi için nazil olan bir ayet-i kerime. Malum Okçular Tepesi'nde Uhud Savaşı'ndayken Peygamber Aleyhisselatü Vesselam 50 kişiyi Okçular Tepesi'ne dikiyor. Diyor ki benden bir emir gelmeyince yerlerinizi terk etmeyin diyor. Tabii Okçular Tepesi'nde savaş meydanını komple gördüğü için onlar savaşın gidişatını takip ediyorlar. Görevleri Ayneyn geçidi denilen Uhud ile o Okçular Tepesi arasından herhangi bir düşman askerinin girmesini engellemek. Okçuların görevi bu. Orada bu görev verdikten sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz savaşın diğer safahatına bakıyor. Onlara da tembih etti. Benden emir gelmeyince yerlerinizi terk etmeyin diye. Halid İbni Velid o zaman daha Müslüman olmamış. Müşrik ordusunun atlı komutasına bakıyor. Yani o atlı birliğin komutasını yürütüyor o zaman. Müşriklerin, Ebu Süfyan komutasındaki müşriklerin atlı birliği komutanı. O da Okçular Tepesi'ndeki duruma bakıyor. Hurmalıkların arasına atlarıyla beraber gizlenmiş. Oradaki okçulardan dolayı geçemiyor. Dolayısıyla onların orayı terk etmesini bekliyor. Şimdi savaş elhamdülillah Müslümanların lehine neticeleniyor. Ebu Süfyan ordusuyla beraber geri kaçıyor. Artık çapulcu gibi böyle dağılıp müşrik ordusu dağılıp gidince o kadar diyorlar ki biz artık diyorlar savaş kazandı inebiliriz. Orada birkaç sahabi diyorlar ki yani peygamberimizden emir gelmeyince yerlerimizi terk edemeyiz. Çünkü peygamberimiz öyle buyurdu diye. Onlar yerlerinde kalıyorlar. Ama diğerleri artık savaşı kazandık. Burada durmamızın bir manası yok. Efendim söyleyeyim savaşın o şeyine, sevincine katılalım diye oradan iniyorlar. Halid İbni Velid tabi bir savaş dahisi. Bu fırsatı hemen şey yapıyor, değerlendiriyor. Orada kalan birkaç sahabeyi de şehit ettikten sonra Okçular Tepesi'nde aklı birliğiyle Müslümanların nargahına saldırıyor. Malum bu kıssayı birçoğumuz biliyor. Ve ondan sonra Müslümanlar iki taraf yani daha doğrusu o atlı birliğinin o saldırısından sonra Ebu Süfyan da bakıyor ki Halid İbni Velid saldırmış. O askerini topluyor. Onlar da geriye dönüyorlar. Onlar da saldırıya başlıyorlar ve Müslüman ordusu iki ordu arasında kalıyor. İki birlik arasında kalıyor. Ve çetin bir savaş oluşuyor. Hatta Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki o kadar çetin bir savaş vardı ki diyor. Yani o savaşın şiddetinden kayaların üzerine keçinin diyor kayalara tırmandığı gibi tırmanıyorduk diyor yani. O kadar çok şiddetli savaş. Artık Müslümanlar müşrik ordusuyla iç içe girmişler. Yani bir emir komuta zinciri dağılmış ortadan. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz tabi müşrik ordusunun hücumuna maruz kalıyor. Mübarek kaşı yarılıyor, dişi şehit oluyor ve bir kenara çekiliyor. Müslümanlar canhıraş bir şekilde Peygamberimizi korumaya gayret içinde oluyor. Ama o arada bir ses duyuluyor. Deniliyor ki Muhammed öldü. Ona benzeyen birisi ne Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz zannediyorlar. Bu defa diyorlar ki müşrikler biz onun için burada savaşıyorduk. Öldükten sonra artık savaşmanın manası geri çekiliyor. Müslümanlar da eyvah diyorlar. Eğer böyle bir şey olduysa yani bizim de savaşmamızın bir manası yok. Onlar da çekiliyor. Dolayısıyla orada 70 küsür tane şehit veriyoruz. Celil-i Sahabi tabir edilen sahabiler de var arasında. Yani mesela Musab İbni Umeyr Peygamberimiz onu 3 yıllarda Mekke'den Medine'ye İslamiyet'i anlatması için göndermişti hicretten önce. Ve elhamdülillah Medine baya bir Müslüman çoğaldıktan sonra Peygamberimiz biliyorsunuz Medine'ye davet ediyor ve hicret vuku buluyor. Yani böyle çok kahraman sahabiler orada şehit oluyor. Hazreti Hamza orada şehit olanlar arasında. Celilü sahabi tabir edilen. Sahabilerin ileri gelenleri şey yapıyorlar. Orada şehit oluyorlar. 70 küsur tane şehit. Yani Uhud'a gelenler oradaki şehitler kabristanlığına baktıklarında
Hepsi bir araya gömülmüş. Çünkü kiminin kolu, kiminin bacağı, kiminin başı, kimisinin gövdesi birbirine karışmış yani. Hepsi topluca bedelmiş. Şimdi böyle bir hadise yaşandıktan sonra bu ayeti kerime nazil oluyor. Diyor ki febima rahmetin minallahi lintelekum. Sen onlara sırf Allah'ın lütfu sayesinde yumuşak davrandın. Lintelekum, leyin davrandın. Yumuşak davrandın. Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz o inen okçulara sizin yüzünüze bu kadar şehit verdik. Şimdi galip durumdayken mağlup duruma düştük. Neden beni dinlemediniz demiyor. Tamam, demiyor. Öyle dese hırçın davranmış olacak. Çünkü velev künte fazzan, eğer böyle hırçın davransaydın, galizal kalbi, bir de yani katı kalpli olsaydın, ya onlara ceza yağdırsaydın, len faddu min havlik, etrafında diyor kimse kalmazdı, dağılır giderlerdi. Etrafındakiler dağılır giderdi. Kimin etrafında kimler dağılıyor? Dikkat buyurun. Sahabiler hırçın ve katı kalpli davranıldığı zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafından dağılıp giderlerdi diyor. Etrafında sahabi var Peygamberimizin. Şimdi böyle bir durum olsa, kötü bir durum olsa, yani biz de biraz hırçın davransak, niye böyle bunu yaptın? Şimdi tenkide başlıyor. Faz burada, fazzan dediği yani hırçın davranmak. Ben sana demedim mi bunu böyle yapma, ya da bu böyle yapılmaz, niye böyle yapıyorsun gibi davranmak, söz söylemek, faz tabiri kullanılıyor buna. Tefsirleri açarsanız Ali İmran suresinin 159. bu ayetine bakarsanız orada faz kelimesini açıklayacak tefsirlerde birçok kelime bulursunuz. Hırçın davranmak. Böyle ben size emir vermediğim sürece, yerlerinizi terk etmediğim dediğim halde neden terk ettiniz demek. Bu fazdır. Galizal kalp yani ceza vermektir. Katı kalpli olmak ceza vermek demektir. Len faddu min havlik, etrafında kimse kalmazdı. Şimdi düşünebiliyor musunuz? İslamiyet'in mukadderatı ile ilgili, geleceği ile ilgili ve başında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam var, onun hayatı ile ilgili bir konu bu. Ve orada 70 tane sahabi o okçular tepesinden inmesi sebebiyle, sebep olarak yani sebebiyle meydana geliyor. Ama Cenab-ı Hak ne diyor? Allah'ın bir lütfu keremi olarak onlara diyor yumuşak davrandı. Allah Allah. Peygamberimiz böyle dememiş. Ne hırçın davranmış, ne katı kalpli davranmış. Yani ne böyle ben size demedim mi dememiş, ne de onlara ceza vermemiş. Yumuşak davranmış. Ne diyor bak ayet-i kerimede? Peki böyle bir durumla karşılaştığınız zaman ne olacak? Diyor ki işte karşılaşılmış okçular tepesinde fa'fu anhum. Onları affet. Enteresan bak. Affet onları. Bir suç işlemişler. Hem de çok ağır bir suç işlemişler. Birçok sahabinin şehit olmasına vesile ve İslam'ın neredeyse mukadderatıyla oynar hale gelmişler. Neredeyse Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı orada söz konusu. Ama ne diyor? Bütün bu yaptığı o zarara mukabil onları diyor Cenab-ı Hak affet diyor. Şimdi düşünün, içimizde Kur'an hizmetinde bulunan kardeşlerimizden Kur'an'a ve İslam'a veya işte Müslümanlara yani bu kadar böyle büyük ağır bir şey yapabilir mi yani, davranabilir mi? Yani daha doğrusu yani Müslümanlar içinde, Kur'an'a hizmet edenler içerisinde bu kadar zarar verecek ne suç işlemiş olabilir insanlar? Ama olmaz bir şeyden dolayı hemen tenkide başlıyoruz. Fazla başlıyoruz. Ve ondan sonra da en ağır cezayı vermeye başlıyoruz. Galizal kalp, katı kalpli davranıyoruz. Gıybet ediyoruz. Sosyal hayattan silmek istiyoruz. İftiralar atıyoruz. Efendim, onun hakkında yani ağza gelinmeyecek laflar ediyoruz. Ne diyor? İşte böyle bir durum. Bu ayet-i kerim herkesi çok önemli bir ölçü. Ne yapmamız gerekiyor peki? Fafan, onları affet. Ve estağfir lehum. Affetmek de yetmez. Onların affedilmeleri için istiğfarda bulun. Yani affedilmeleri için dua et. Bir de ve şavirhum fil emr.
Gene işlerde böyle imani Kur'an'ı işlerde gene hizmetlerde onlarla müşavere et. Feyze azemte istişare neticesinde de bir karar çıktıysa ona azmettiğin zaman fetevekkel Allah'a tevekkül et. Yani kulluk görevi olarak elinden geleni yap. Sonucunu Allah'a bırak. İnne Allah'a yuhibbul mütevekkil. Allah mütevekkil olanları, öyle tevekkül edenleri sever. Allah sever diyor, sever. Peki mütevekkil olmazsa sever mi? Yok. Faz ve galizel kalp olursa, yani hırçın ve katı kalpli davranırsa, yani niye bunlar böyle yapıyor? Böyle bunlar işte zarar veriyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor diye, böyle yapılmaması lazım diye tenkide başlarsa, bu defa Cenab-ı Hak bu manayı muhalifiyle Allah öyle kimseleri elbette ki sevmez. Bak başka bir ayeti kerime daha var. 14. şuara geçiyor bu ayeti kerime. Ve üstad da kendisi meal veriyor. Şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلِ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ هَدَاهُمُ اللّٰهُ وَاُولَٰئِكَ هُمْ اُلُوَ Kısaca mealini verecek olursak bunun diyor gayet kısacık bir meali. Bu 14. şuada geçen bir yer. Zümer suresi 18. ayeti az önce okuduğum şeyler. Sözleri dinleyip اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ Kavl söz demek. Sözleri dinleyip en güzeline tabi olup fenasına bakmayanlar hidayeti ilahiye mazhar akıl sahibi olanlar onlardır. Mealinde bizler için şimdi her şeyin iyi tarafına ve güzel cihetine ve ferah verecek ve içine bakmak lazımdır ki manasız, lüzumsuz, zararlı, sıkıntılı, çirkin, geçici haller nazarı dikkatimizi celbedip kalbimizi meşgul etmesin. Evet, o kötü hallere bakıp bizi meşgul etmesin. 8. Bak şimdi burada çok önemli bir şey var. Ben bunu rahmetli Bekir Berkay'dan dinlemiştim. O da ona da Zübeyir Gündüz Alp abi anlatmış ki üstadın talebeleri bunlar. Bekir Berk abi üstadın avukatıdır. Zübeyir abi de onun en has talebelerinden birisidir. Zübeyir abi Bekir Berk abi anlatmış. Şimdi 8. sözde bir bahçeye iki adam, biri çıkar biri giriyor. Bahtiyarı bahçedeki çiçeklere, güzel şeylere bakar. Safa ile istirahat eder. Diğer bedbaht temizlemek elinden gelmediği halde çirkin bir pis şeylere asıl nazar eder. Midesini bulandırır, istirahata bedel, sıkıntı çeker, çıkar, gider. Şimdi hayat-ı içtimai beşerinin safhaları hususan Yusufiye Medresesi yani hapishane bir bahçe hükmündedir. Hem çirkin, hem güzel, hem kederli, hem ferahlı şeyler beraber bulunur. Akıl odur ki, yani akıllı olan odur ki, ferahlı ve güzel şeylerle meşgul olup çirkin sıkıntı şeylere ehemmiyet vermez. Şekva ve merak yerine şükreder, sevinir. Ne yapıyor? Güzel şeylerle meşgul olup çirkin sıkıntı şeylere ehemmiyet vermez. Şimdi bir gün diyor ben devamlı olarak kötü insanlarla meşgul oluyordum, onları tenkit ediyordum. Zübeyir abi dedi ki Bekir Bey bak şöyle bir güzel bir bahçe var. Her gün çiçekler ki buradaki aslında manayı anlatıyor Bekir abiye. Güna gün rengarenk çiçeklerle böyle her taraf böyle çiçek dolu. İnsanın gönlünü açacak bir çiçek bahçesi var. Sen de o çiçek bahçesine giriyorsun. Fakat haylaz yaramaz bir çocuk da gelmiş o bahçenin bir kenarına pislemiş. Şimdi sen de içindeki o güzelliklerle o pisliği yapıştıramadığın için başlıyorsun o pisliğe bakarak işte ne biçim anneler var, evlatlarının terbiyesine bakmıyorlar. Bu güzel bahçeye de pislenir mi? Ondan sonra yaramaz çocuklar var deyip de eline alsan bir sopa o pisliği karıştırsan ve gelen geçene doğru da desen ki baksana ya bu pisliği buraya yapıyor bu millet. Yani bu çocuklar hiç mi bunların terbiyesini vermiyor diyerek orada gelene geçene o pisliği göstersen ne olur diyor. Elbette hem kendi mideni diyor bulandırırsın o pisliği karıştırmakla hem de gösterdiğin insanların midesini bulandırırsın. Ama şöyle yapsan diyor Bekir Bey.
Yani ki ben de o zaman birilerini tenkit ediyordum da Bekir abi de bunu bana anlatıyor tabii. Ondan sonra eğer şöyle yapsan, o pisliği gördüğün anda hemen üzerine bir toprak serpsen, örtsen o pisliği. Gelen gidene de desen ki bak bu ne güzel Cenab-ı Hak çiçekler vermiş. Bu bahçede rengarenk açmış. Cenab-ı Hakk'ın mücemmil ismini ne güzel de yansıtıyorlar. İşte şuraya bak. Cenab-ı Hak adeta dünyayı bir bayram yerine çevirmiş bu çiçeklerle. Ve bu çiçeklerle bizi sevdiğini bildiriyor falan diye böyle güzel manalar anlatsan. Herkesin gönlünü, gözünü ne yaparsın açarsın. Ve orada yani midesi bulanmaya bedel ki o pisliği karıştırırken midesi bulanmaya bedel ha ne yaparsın o pisliğin üzerine örtersin güzel şeyleri gösterirsin. Hem senin gözün gönlün açılır hem de milleti efendime söyleyeyim orada mutlu ve mesrur edersin demiş. Diyor yani sen de diyor işte tenkidi bırak işte bana böyleken böyle dedi işte Zübeyir abi diye anlatmıştır rahmetli Bekir Berk abi. Hakikaten öyledir. Yani o bahçe aslında toplum hayatıdır. Toplum hayatının içerisinde güzellikler de bulunur, çirkinlikler de bulunur. Eğer sen bu ayet-i kerimede olduğu gibi yani ne diyor sözleri dinleyip en güzeline söz, kavl söz demektir. Sözleri dinleyip en güzeline tabi olup fenasına bakmayanlar bu üstadın mealidir. Hidayet-i ilahiyeye mazhar akıl sahibi onlardır. Evet. Ne yapıyorsun? En güzeline tabi oluyorsun, fenasına bakmıyorsun. Yani orada birisi kaka yapmış. Yani meşgul olma, üzerini toprakla ört hatta. Gördüğün o şeyi ört. Ama sen tutuyor birisi kaka yapmışsa onu herkese gösterirsen, kendini onunla meşgul oluyorsan, kendi mideni de bulandırırsın. Hizmet şeklini de kırarsın. Ondan sonra bir başkalarının da şeklini kırmaya vesile olursun. Allah böyleleri niye sevsin? Değil mi yani? Bunları niye sevsin? Hidayet-i ilahiye mazhar akıl sahibi onlardır diyor bak. İyisine bakıp kötüsüne bakmayan insanlar. Hatta bir hadis-i şerifte öyle diyor. Men kâle heleken nas heleken nas fehu ehlekuhum. Yani kim ki insanlar helak oldu artık kötü ondan sonra berbat oldu dese o insanların diyor en helak olanıdır. İnsanların en helak olanıdır. Yani aslında kendi iç dünyasını yansıtmaya çalışıyor. Bir takım tenkitlerle. Şimdi tabi birilerini düşman ilan edecek ya, düşman ilan ettiği zaman da ne yapacak? O düşman ilan ettiği kimsenin cerbezeyi de içine katarak gıybet ve iftira. Gıybet ve iftira. Yani gıybet de yetmiyor. Bu sefer iftiralara başlıyor. Cerbeze ne demek? Cerbeze Üstad Hazretleri diyor. Mesela bir insan ömür boyu diyor tükürür değil mi? İnsan tükürür yani. Bu ömür boyu tükürüklerinin hepsini bir anda bir adamdan çıktığını düşün yani. Ne yaparsan tükrüğünde boğarsın o adama. Yani hakikaten insan onu gözünün önüne aldığı zaman bu defa o insan ne kadar da pis der, o insan ne kadar efendim çirkin der. Yani değil mi? Bir ömür boyu işte tükürüğünü bir araya toplasan. İyi ama yani tükürük de normaldir yani. İnsan hatadan hali olmaz. Ömür boyu bütün o hatalarını toplayıp sanki birden o hataları işlemiş gibi nazara vermek bir cerbezedir. Gıybetin içine böyle cerbezeyi takıyor. Hep kötü yönlerini topluyor, öyle nazara veriyor. Bu sefer o şeyler de yetmiyor. Bakıyor ki o gıybet, cerbezeli gıybet o işine yaramıyor. Tam da karşıdakini şey yapmıyor. Bu sefer iftiralar atıyor. Başlıyor. İşte falan kesin adamı, falan kesin işte şusu busu diye. Bu defa onu tamamen sosyal hayattan öldürmek istiyor ki gıybet edenin hakkında ayeti kerime var. Hani Üstad Hazretleri onu 25. sözde özellikle nasıl anlatıyor? Ey yuhibbu ahadukum en yekule lahmâkîhi meyten. Yani ölü kardeşinizin etini yemekten hoşlandınız mı? Fekerihtumu elbette ondan tiksindiniz. Şimdi burada onu açıklarken hani diyor ki burada soru edatıdır. Bütün kelimelerin içine girer diyor. Mesela başta o istifham yani soru edatı olan ey yuhibbu derken soru sorma
ve cevap verme yeriniz, mahalleniz olan aklınıza ne olmuş, bozulmuş mu ki böyle kötü bir şeyi iyi zannederek onunla meşgul oluyor? Yani böyle bir gıybeti yapıyorsunuz. Yani demek sizin aklınız yok. Yuhibbu derken hub kelimesi, sevgi demek. Seversiniz yani. Ey yuhibbu, sever misiniz? Yani sevmek ve nefret etmek mahalli olan kalbinize ne olmuş? Bozulmuş mu ki insanların en nefret ettiği bir şeyi sever hale gelmişsiniz? Ölü kardeşinizin etini yemek gibi böyle bir çirkin, pis bir hali, halden hoşlanır hale gelmişsiniz. Demek sizin kalbinizde yok. Ehadüküm derken orada ikinizden birisi diyor. Yani toplum hayatı, sosyal hayatınıza ne olmuş? Medeni hayatınıza ne olmuş? Medeniyetsiz misiniz? Medevi misiniz? Demek sizin medeniyetiniz de yok. Daha sonra işte hani canavar mısınız ölü kardeşinizin etini yiyin? Hatta canavarlar bile hem cinsini dişlemezler. Ama siz tutuyorsunuz, ölü kardeşinizin etini dişliyorsunuz. Böyle müstekeh bir iş yapıyorsunuz. Demek sizin insanlığınız da yok. Yani akıl yok, kalp yok, medeniyet yok, insanlığınız yok. Böyle bir şeyi hem bir de sosyal medyadan yaptığınız zaman bunu hani bir günah bir günah olarak kalmıyor. Bu sefer onu işitenler, okuyanlar nispetinde bu günahı yaygın hale getirmiş oluyorsunuz. Yani bunu bilmiyorum, bir insan böyle bir günah altında nasıl ezilir, buna kalbi nasıl razı olur bilemiyorum yani. Bunun cevabını nasıl verir bilemiyorum. Aman dikkat etmek lazım. Özellikle sosyal medyaya dikkat etmek lazım. Çünkü bir günah bir olarak kalmıyor orada. Yayılıyor da yayılıyor. Paylaşanlar oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Yani insanlara maravi. Hele ilk bunu atanlar, ortaya atanlar bütün o toplanan günahların hepsini yüklenmiş oluyor sırtına. Yani ahiretteki halini düşünmek bile istemiyorum o insanların. Allah o halde olanları kurtarsın diyorum. Şimdilik bu kadar efendim. Allah'a emanet olun. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تبصرون من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل
ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا الحق لله فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا بالله. صدق الله العظيم. الفاتحة.